İlk başta hani başlıkları oluştururken kendimiz üzerinde çok çalıştık, tartıştık. Hem feminist bellek, feminist tarih açısından önemli olan kavramları seçmeye çalıştık. Hem de bir yandan Türkiye'deki izdüşümleri farklı olan, özgün olan onları da ele almaya çalıştık. Artı Türkiye için anlamlı olan bazı kampanyalar, eylemler, dergiler, bütün bunları da düşünerek bazı başlıklar seçmeye çalıştık ve ilk başta 100 başlığa karar verilmişti. Buna göre bunu yazabilecek çeşitli yazarlara ulaşmaya çalıştık. En azından bir giriş olarak o birikimi, o geleneği, hani bir feminist politikanın geleneğini, kuramın gelişini bir hatırlatmak amacımız bu. Hani bu anlamda aslında mesela dünyada ya da Türkiye'de başka feminist politika yapan, feminist kuram çalışan insanların başka bellek tarifleri de olabilir elbette. Hani bunun bir son nokta ve en iyisi olduğunu tabii ki iddia etmiyoruz. Ama bir anlamda Türkiye'nin artık hani belli ölçülerde artık yol alınmış feminist politikası içinde de bir hatırlatma olsun istedik, bir aktarma olsun istedik. Artı evet bir web sayfası çünkü gençleri ve aslında şimdi herkes belki sadece gençler değil, daha çok sosyal medyayı kullanarak pek çok şeye ulaşıyor, pek çok bilgiye ulaşıyor. Ve tabii çok büyük bir bilgi kirliliği de var aslında. Sadece feminist politikada değil, pek çok konuda sizler de biliyorsunuz. Orada hani bir anlamda hani kapsayıcı, nesnel, ama feminist bir bakış açısıyla feminist kuram ve politikanın kavramlarını, başlıklarını anlatan bir web sayfası olsun. Kolaylıkla ulaşılsın istedik. O yüzden sosyal medya hesaplarımız da var. Onları da aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bu şekilde.